Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi PCX motorumuzun sahibi İstanbul'dan geldi. Tabii hemen beni buldu. Dedi Emre nereye gidiyoruz? Dedim abi gidelim, ben de özledim Likme'yi. Dedi bir Yalova'ya doğru gidelim. Tamam dedim. Allah kısmet ederse Yalova'ya doğru yol aldık arkadaşlar. Şu an gidiyoruz. Ben tabii Jet 14 ile MX yatıyor. Motoru zevkini alana kadar, tadını alana kadar arkadaşlar bu motoru sürmeye niyetim var. Tabii yaz geldi mi babam aktif kullanmaya başladı mı? Herkes kendi motorunu artık. Şu an babam kullanmadığı için. Gerçi istesem benim motoru ona verip bunu alabiliyorum. Öyle şey yok aramızda da. Şimdi arkadaşlar bu Ali enişte bizim İstanbul'dan eniştemiz oluyor. Motoru bizde duruyor. Yazları 2-3 ay bizde İzmit'e gelir. Kocaeli'ye evi var burada. Geldim motorla beraber gezeriz. 2014 ya da 15 olması lazım. PCX 150 motor 15 bin kilometre demine neredeyse sıfırdan beri onda. Şu an demin petrolden ikimiz de aynı anda depoları full dedik. İkimiz de tek kişiyiz. O motorda da ön cam var. Bu motorda da ön cam var arkadaşlar. Kilolarımız da 3 aşağı 5 yukarı aynı, en fazla 5-6 kilo oynar aramızda. Hacim olarak o 150, bu 167. 17 cc bir hacim farkı var. Teker yanakları bunun bir yanak daha geniş diyebiliyorum ben, hani yükseklik olarak. İşte ikimiz de aynı hızda, aynı kiloda, ön cam var, arkada çantamız yok. Aynı şartlarda yol alacağız arkadaşlar. PCX'in az yakacağını düşünüyorum. Ama bakalım aynı şartlarda kullanılınca nasıl bir fark olacak? Bu arada PCX'de DR Full bug'a var. Ve varyatöründe de torna işlemi var arkadaşlar. Yani onun devri orijinaline göre şu an düşük gidiyor. Mesela ben şu an 7000 devir gidiyorum motorla. 90'dan girerken 7000 devir. O motor daha düşük devir gidiyor. Aynı işlem buna da yapılacak. Ama şu an orijinal haliyle test ediyorum motoru. Aynı işlem buna yapıldığında tabi top speed olarak da son hızı artacak motorun. Hem de yakıtı da düşecek. Tabi şimdi top speed artıp yakıt düştüğünde haliyle motorun torku bir tık düşmüş olacak ama zaten biz bu motorlara yük koymuyoruz ki, yani rampada çok fazla çıktığımız yok ki motorlar zaten güçlü motor, öyle rampada bayılmıyor ki. Yani bizim için konforla gitmesi önemli olan. Şu an PCX'de onu yakaladık. Gayet güzel. Zaten konforlu bir motor PCX. Sessiz bir makina, titreşimsiz bir makina. Kaliteli bir motor. Yani Honda kalitesi. Ya PCX'in bence frenleri yine güzel. Bak frenleri kötü demiyorum ama Dix fren olması lazım yani. Yani PCX'in şu an eksi yanı bence yok. Yani bir motorda anahtarsız giriş olmuş olmamış, ne bileyim start stop benim için çok önemli değil. Bazısı için önemli ama benim için çok önemli değil. Onun için eksi saymıyorum ben. Motorun kendi güzel olsun, kaliteli olsun, sorun çıkarmasın, az yaksın. Gerisi çok da önemli değil. Şimdi dediğimiz gibi benim NMAX'de de tonalama işlemini yaptık. Motor çok güzel oldu yüksek hızlarda. Şu an Jet 14'te sadece debriyaj şeyi var dediğim gibi. O da kalkışta falan küçük devir kalkıyor.
Mesela bu hızlarda giderken az gaz basarak motor gidebiliyor. Önceden böyle değildi. Daha çok hızlı çevirmeniz gerekiyordu. O motoru da o motorların ayarına getireceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz motordan bahsedeyim. 2-3 gün önce bir Adapazarı yaptım. Yakıt testi yaptım. 100 kilometrede 2.34 litre yakmış oldu. Ve rüzgarlıydı ama bugün hava da bugünkü kadar rüzgar yok arkadaşlar. O gün çok rüzgarlıydı. Motoru tutuyordu rüzgar. Ben bugün o kadar bir rüzgar göremiyorum. Ve çok yakan denilen motor yani 2.34 ne olmuş yani? 2.34 yaksa çok mu yani? 2 litre 2.5 arası motorların yakması bence normal arkadaşlar. Şimdi birazdan zaten şurada bir Gölcük trafiğini atlattıktan sonra biraz gazları açarız. Ya bu ekonomik kullanım pek olmayacak bugünkü. Basarız yani gaza. Yine 2.5'ün üstüne çıkacağını pek düşünmüyorum da. Bakalım. Sonuçta o motorun da deposunu aynı anda fullledik. Aynı pompadan aynı şekilde silme doldurduk. O da gaz basacak, ben de basacağım. Bakalım nasıl bir fark göreceğiz arada. Ben de merak ediyorum. Bu yaz daha çok gezeceğiz. Ya, bu tür videolar daha çok gelecek arkadaşlar. Aralardan giderken dikkat edin arkadaşlar. Çünkü insanların ne yapacağı belli olmuyor. Yani iyi bir şey yapmıyoruz ama yine de dikkat edin. Hadi ya. Ya şuna bakın ya. Herhalde arıza yaptı. Yo, telefonla konuşuyor. Yolda durmuş, telefonla konuşuyor arkadaşlar. Bir kamera video tesis oluyor arkadaşlar. İlk kez böyle bir yani daha önce çektim tabi de mikrofonu dışarıya koymuştum. Şimdi mikrofonu kaskın içine aldım arkadaşlar. Yine de rüzgar var yolda. Motoru tutuyor. İşaret vereceğim buna müsait olduğunda. Ne fren yaptın arkadaş?
sürüyor. Şu an o da tam gaz diyor, ben de arkadaşlar. Rüzgarına girdik. Hemen hemen aynı gidiyorlar herhalde. Evet. Hemen hemen aynı gidiyorlar ama ben rüzgarından gidiyorum. Evet, o da tam gaz, ben de tam gaz gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani 100-110 kilometre hız, hani bu şekilde şeyler arası gidebilirsiniz. Hani şu an elimin altında gaz var yani, basmıyorum. Bence performansları çok yakın. Hani o da şu an tam gaz gidiyordur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bak, yanaşamıyorum yani. Hem rüzgarından gittiğim halde. Evet, rüzgarını kullanıyorum şu an. Rüzgarını kullanınca arkasına girebildim. Motoru da çok tanımadığım için virajlarda fazla yatırmak istemiyorum ama viraj kabiliyeti gayet güzel. Hoşuma gitti yani. Enişte güzel viraj yapıyorsun be. Yapıyorsun bu spor enişte. Şu an 20 kilometre yol yapmışız arkadaşlar. Tam gaz basmıyorum da yani yarının üstünde gaza basıyorum şu an. Yani yarının üstünde şu an.
ekipman güzel oldu mu düşünmüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir kask böyle çenemden birazcık tatlı rüzgar alıyor. Diğer türlü çok güzel. Yani hiç üşümedi. Zaten dizlik vesaire hepsi var. Giyinirken de içlik vesaire giyiyorum. Bu kışlık kışlık diyorum. Bu motor montumun altında bir tane de normal şey var. Yazlık mont oluyor ya. Onlardan giydim. Ya frenler çok güzel arkadaşlar. Yani gayet iç direkt kapıyor. Hava bugün bulutlu, yağmur yok deniyor ama hazırlığımız yok. Yağmur yağarsa yattık. Ne yapalım, bir yerde konaklarız. Yağmur kesince çıkarız yola. Ya 90-100 km hız çok güzel arkadaşlar. Yani bu hızla yani Antalya'ya Van'a kadar gidin ya. Hiç sıkıntı yok. Ve orijinal haliyle. Bana soranlar vardı. Bu debriyaj yaylarıyla rampada bayılır. Rampada performansı nasıl diye. Görüyorsunuz işte. Bu video sizin için bayağı geçerli bir video olacak. Lastik ayarlarım aslında benim minik galiba. Havaları mı? Olmadı bir petrolde gir. Dönüşte mi? Tamam. Kalkalım mı? Kalkalım. Tamam. Ben herhalde bir tık önce bastım. Şu an arka tekerimden geliyor ama yaklaşıyor bana. Gaz kesti. Gaz kesti arkadaşlar, yoksa geliyordu. Evet, geçiyor. Motor 112 falan. Kötü oldu ya. Geçmedi beni. Yanımda durdu. Enişte 112 basıyor. 18 falan yaptı. Tamam, 5 kilometre doğru.
kadar gidelim mi? 12.30'a kadar, yarıma kadar gidelim mi? Tamam, olur. Yol da çok güzelmiş ya. Evet. Çok güzel ya. Ya 90-100 arası ile harika. Harika işte. Her yere gideceğiz yani. Evet. Evet. Yani tehlikeli hızlara çıkamıyorsun ister istemez. Motor da çıkmıyor ya. Çok güzel. Bunun ön camı benim Yamaha'dan daha iyi. Evet. Onunki biraz daha ufak ya. Evet. Kesmiyor. Arkadaşlar, her motor kendine göre güzel. Artıları var, eksileri var. Benim size tavsiyem, hangi motor hoşunuza giderse onu alın arkadaşlar. Hangi motor içinize sinerse gidin onu alın. Bu motorculuk işi keyif işi, zevk işi arkadaşlar. Hani bizim gibiler diyeyim. Yani biz iş için kullanmıyoruz bu motorları. Hoşunuza gitmeyen, keyif alamadığınız motoru almayın arkadaşlar. Kapınıza getirmeyin. O motor size batar. Ben zamanında bir tane Honda almıştım. 125'lik 5 vites. CB125E diye bir motor. Hiç sevmeyerek aldım. Hiç hoşuma gitmeyerek aldım. Sıfır aldım. Sıfır alınca da biraz kullanmak istedik. Yani kullanırken gelin bir de bana sorun yani. Onu motoru satarken sevindim resmen ya. Oh be, çok şükür sattım diye. Onun için sevdiğiniz motor alın arkadaşlar. Ne uzunmuş bu ışıklar ya. Bunlar bu kadar uzun değildi ya. Hakikaten. Bunların bu kadar uzun olduğunu düşünmüyordum ya. Neyse, keseriz artık. Amcam gaza basıyor. Ya bu Türkiye'de bu tür olayları ben de yaşıyorum arkadaşlar. Sol yeşil yanınca insanlar zannediyor ki bu tarafa gidişte yeşil yanacak. Ama halbuki yukarıdaki bize. Şimdi size demin şöyle söyleyeyim arkadaşlar, performans olarak o motorun torna işlemi yapılmasaydı bu kadar yüksek hıza 118 dedi demin bana, 118 bastım diye. Yani 118 gibi hıza çıkması imkansızdı çünkü kesiciye giriyor. Biz onu tornalattık yani varatörünü ve üstelik DR pulleyi baga taktık. Şimdi performans farkını gördünüz. İkisi arasındaki şu an bu orijinal o. Bu motorun da bagaları geldikten sonra, bagalarını taktıktan sonra varütürü tornalandığında bir de o zaman test ederiz arkadaşlar. Aradaki farkı siz görmüş olursunuz. Nmax 155'in performansı ikisinden de
bir kalem daha fazla arkadaşlar, yani bir tık. Mesela ben PCX 150'yi demin PCX'in beni geçtiği gibi PCX 150'yi NMAX'te geçemiyorum yani. O kadar bir fark yok arada yani. Fark etmez, sen git. Gidebilirsin, olur. Girebilirsin, fark etmez. Ne diyorsun? Girelim, ileride bir köylerden, ileriden çıkar, yola var, karşıdan çıkarız, geliriz geriye. Bulabilir miyiz? Bulabilirsin. Tamam, gidelim. Hadi. Sen önden git. Rota değiştirdik. Dedik köylerden böyle gideriz. İleriden bir yere çıkarız. Döneriz. Bugün zaten 2-3 saat gezmek istiyoruz. Bir gün iznim var zaten. Bu hafta bir gün izin kullandım. Günü de motor sürerek şey yapmayalım. Diğer işlerimiz de var, onları halledelim. Burada kamerayı biraz durdurayım arkadaşlar, sonra devam ederiz. Açtı mı kamerayı? Seri mi gidiyoruz? He? Seri mi gidiyoruz? Biraz normal. Tamam. Haydi bismillah. Arkadaşlar 62 kilometre yol yapmışız. Şimdi eve dönüyoruz. Altınova'dan çıktık. Şu yukarılarda köyler var. Köylerde gezdik, bir çay içtik vesaire. Şimdi dönüyoruz. Eve kaç kilometre var? 40 kilometre yol var. Yani biz eve gidip depoları doldurduğumuzda 100 kilometre yol yapmış olacağız. O zaman da depoyu fulleriz. Bakalım yakıt tüketimimiz ne gösterecek. Bu arada o motorun lastik havaları 20 PSI'lara düşmüş. Yola çıkarken bak dedim buna, bakmadı. Yani o da yakıta bir etken, performansa etken. Aşağı yukarı 3-4 aydır kullanılmayan bir motor.
an yarı ile çeyrek arası gaz basıyorum. 7000 devir. Buradan 100 kilometre bandı o motorlarla her yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Rüzgarsız şekilde, konforlu bir şekilde her yere gidebilirsiniz. Uzun yolda da deposu 250 kilometre yol yapacaktır. Yapar yani her şekilde. Oo, start stop var ha. Bak. Önce bastı. Korna dedim, ilk kornada bastı. Ya sana korna bastım mı? Bana bak. Üçüncü kornada gaz bas. Hani korna basacağım, bana bak. Sonra üçüncü kornada gaz es.
Kara Mürsel'e gelmişken benim Yamaha'yı buradan aldım arkadaşlar. Şile arkada kaldı. Sol tarafta bir Okan abimiz var. Evine çağırmıştı bizi. Evinden aldık. Yani Kara Mürsel motoru. Kara Mürsel İzmit arası gitmiş gelmiş. İmice ne yapıyorsun İmice? Ne yapıyorsun İmice? Bizim PCX nerede kaldı ya? Ha geliyor, gördüm. Evet, buradan sonra biraz gaz basalım bakalım. Hacı abi basıyoruz mu? Tamam. Yeşili iyi takip et. Yeşili takip et. Start stop iptal etti seni, gidi seni. Bu arada PCX 14 beygir. Benim o kullandığım motor 12 beygir arkadaşlar. Yani hacim olarak ondan fazla olsa da beygir olarak az yani. Yani arada 2 beygir farkı var. Üstelik onun varyatöründe torna işlemi var. Bagaları DR pulley. Benim bu kullandığım motor şu an orijinal. Evet, solumdan geçmek üzere. Şu an yanımda rüzgarına gireceğim. Birazcık eğileyim bari. Yok, geçeyim. Yavaş yavaş gidiyor. Kalkış bir tık iyi ama top speed bir tık zayıf şu an orijinal haliyle. Ağır baga takınca tahminim kalkışlar eşit olur. Tabii top speed de 5 km artınca herhalde eşitler olur. Yani bence eşit gibi duruyor. Oynandıktan sonra bence performansları aynı kalacak gibi geliyor bana da. O zaman da deneriz. Ama ne zaman deneriz? Onun için bir şey diyemem arkadaşlar. Ama ben bu motoru çekeceğim videosunu, yani şöyle işlemler yapıldıktan sonraki videosunu çekeriz. Bir an kalkışı çok iyi ya. Hemen gaz şeyi de biraz fazla, tam hemen dip basamıyorum. Ama hemen şey yapıyor. Enişte hiç gösterge oynamadı be. Evet. Bu
Ay. Senin depo 8 litre ama. Bununki 6,5 diye biliyorum. Ya 6 ya 6,5. Kitapçıkta 7,5 yazıyor ama kullanıcıların söylediği 6,5 6 litre benzin alıyormuş. Tam bitince. Bakalacağız. Biz daha hiç bitirmedik. Motoru yavaş yavaş çözeriz. Şimdi 90-100 km hızı bozmadan gidelim. Basınca da benzini yakmaya başladı ya. Öyle de bir şey var ya. Bugünkü hava geçenkü gibi değil arkadaşlar. Yani bugün de rüzgar var ama geçenkü bugün çok fazla rüzgar vardı. Şu an 80 km yol yapmışız. Büyük yarış motorlarıyla insanlar bu virajlara geliyorlar. Gonca virajı deniyor. Karamürsel'de Gonca. Bu virajlarda motorları güzel şekilde yatırıyorlar. Yani aynı yolu gidiyorlar, tekrardan geri geliyorlar. Gidiyorlar, geri geliyorlar. Yani burada kendilerine heyecan. Hatta 2-3 kişinin ben burada kaza yaptığını dahi bilirim. Yani bir keresinde viraja yatmış. Yola bu arabaların kasasında forkliftlerin paletleri oluyor ya. O paletlerden düşmüş. Yalan olmasın. Bu virajı dönüyor. İlerideki virajı sola yatıp aşağı doğru indiğinde en soldaydı. Palet de şuradaymış.
Yani şu virajı dönünce ileride çarpıyor. Tabii haliyle düşüyor. Ya günü varmış işte. Ne derler? Ekipmanı da sağlam. Ufak yara berelerle atlatıyor. İşte büyük motorların da o tehlikesi var. Burayı böyle aşağı sallanıyor arkadaşlar. İleride solda. Ya bu motorda titreşim var doğru ama öyle abartılacak bir titreşim yok ya. Yani varla yok arasında bir bazısı hiç hissetmez. Bazısı da abartır da abartır. Yani motor sonuçta bu da. Altta motor piston çalışıyor. Yani ben öyle bacaklarımda, kollarımda öyle bir uyuşturacak şekilde öyle bir titreşimin oldu. Bende Suzuki de vardı, o da böyleydi. MX de böyle. Ya ne bileyim, insanlar Imola bok atmayı ne kadar çok seviyor anlamıyorum. Motorun arka amortisörlerinin ayarlanabilir olduğunu söyledim mi bilmiyorum ama ayarlanabilir amortisör var arkada, çift amortisör. Suya denk geldik. Arkadaşlar bu motorda en kötü şey şu yoldaki sudur. Sudan hep düz geçmeye çalışın. Eğer suyun üstünde motoru yatırırsanız bilin ki düştünüz. Onun için görmediğiniz yerde yavaş. Birazdan videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Yakıt alırken açarım. O zaman şey yaparız. Görürsünüz hangisi. ECX zaten az yaktı kesin de yani az yakacağı. En azından aradaki farkı görün. Ama bu orijinal. O motorun gerçi çok bir şey değişmez ama çünkü o zaten az yapıyor. Gittiğimiz hız aynı. Kilolarımız aynı. Onda da ön cam var. Çanta yok. Yani her şey şartlar aynı. Öyle söyleyeyim ben size. Aradaki yakıt farkını görün işte. Bu motor iyileştirme olduktan sonra da yakıt tüketimi düşecektir. Yani onu da parantez içinde belirteyim. Tahminim 2.3 litre yine yaktı. Öyle düşünüyorum. Bugün de. Çünkü bugün gazladık yani. Motorun da yol bilgisayarı var ya, kaç yaktı 2 litrede gösteriyor, arada 0.3 litre, 100 kilometrede 0.3 fark var, öyle görünüyor. Yakıt alınca belli olur arkadaşlar. Bu motor 2.3-2.4 yaktı. Ben size diyeyim. 100 km'de. Benim Suzuki olsaydı 2.2 yakacaktım. Yani ben ondan yettim geldim biliyorum yani. 5 senedir kullandığımız motor. Bu hızlarda da giderdi. O da çok yıpranır bu motor. Yani 90'la giderken 90 geçti mi zaten gazı dibine kadar çevirmen gerekiyor. 90'dan sonra hele böyle rüzgarlar var. 90'ın geçince yani 90'dan yarım gaz gidebilirsin. Öyle 80'den biraz daha az gaz gidebilirsin. O şekilde 2.2 2.15 2.2 yani daha fazla yakmıyor. Daha az da yakmıyor. 2 litreyi göstermeniz için 60-70 gitmeniz lazım. 60'ı geçmesin. Bu yolda 100 km'de 2 litre yakar o motor. Sonuçta bundan arasında güç farkı var. Kasa farkı var. Görünce daha çok rüzgar yiyor. Motor büyük.
azıcık yakıt farkı olması normal yani. Gölce'ye girdiğimizde videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ya şu yüke bakın arkadaşlar ya. Evet, burada videoyu sonlandırıyorum. Şu otobüs durağında. Doldur bakalım. 102 kilometre yapmışız arkadaşlar. İkimiz de aynı. Oho, 2 litreye geçti. Maşallah. Gaz çektik ya. Demek ki aramızda yarım litrem var. 2.55 bu. 2.6. Evet. 2.6 benim motor yaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de PC's oluyor. Silme doldururum. Alen işte. Tabi. Ona bak. Ne lan, hiç yakmadı. Yakmadı. 2 litre olmadı. Ha, oldu 2 litre yapalım. Yoksa kızacaklar. Ama deminki adam... Ha, ne deminki adam? Bilmiyorum abi. 2 litre yaktı la hakikaten. 2 litre yap, bırak hadi. Tamam. Ama petrolde az mı bastın sen? Tabii az bastın. Terapiye koşun diye. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Evet, 2 litre. DJX 2 litre, ben 2.5, 2.6.